Ve arkadaşlar kendime yani sahilde bir yer arayayım derken dev gibi bir plaja çıktım. Burası da cennet gibi. Hatta karavan yerine çıkmışım. İnanmıyorum. Bakar mısınız? Hep karavanlar. Ya tabi burası şey gibi de ben bir hani gece geçirmek için şöyle sahilde bir yerde kalacağım. Bunlar genelde çekme karavanlar. Hatta bir tane abi direkt ev yapmış, bakar mısınız? Her yeri doldurmuş. Bir sürü çekme karavan, bakar mısınız? Ha, burası yasak. Yani şey yapmışlar buraya direkt. Ben de şurada bir yere alırım canım, sorun değil de. Ben yol var zannediyordum. İnip bakalım. Burası arkadaşlar tamamen otomobil trafiğine kapalı ama geniş şey bırakmış, otoparklar bırakmış bir yer. Harika, çok güzel. Bu yol boyunca herhalde böyle yerler vardır. Bir gece geçireceğim. Dolayısıyla ben de şurada bir yere sığışırım. Bakın şurada bir tane transporter değil, crafter var. Orijinal hali böyle. Kaliforniya mı deniyor buna? Burası çok güzel ya. Burası bu arada Davutlar arkadaşlar. Oldukça güzel, hoş bir yer. Alan geniş. Ama ben biraz daha ileri gideceğim. Yok ya, burada kalırım aslında ya. Ne uğraşacağım bu kadar. Ama merakımdan gidiyorum. Güzel bir yer aslında. Bakımsız ama güzel yani. Düz, ferah. İşte bak burası güzel. Mesela şurada dediğim gibi güzel bir fabrika çıkışı bu karavan. Burada evler var ama kimse yok, kalmıyor. Şuradan bir bakayım, kafayı çıkarayım. Burası iyi yani, sorun değil, zaten bir akşam kalacağım. Bir merak ettim ilerilere. Biliyorsunuz en güzel yerler nasıl bulunur? Kaybolunca ya da hiç ummadığınız yerde bulunur. Çünkü vitesle dönmeye çalışıyorum. İkinci vites zannettim. Buralar çok eski, yani yazlıklar çok eski. Böyle 80'lerden kalma. Yerleri güzel. Ama yazın çok sıcak olur burası. Cidden çok sıcak olur. Burada da bir yer var. Oo, arkadaşlar her yer karavan dolu ya. Bu neymiş böyle? Bakın. Burası daha derli toplu sanki. Hem de dip dibe girmişler. Şimdi bu karavanlar çok evleri etkilemiyor. Yani bunlar işte hem sayıları az, bir de tek yere toplanmamışlar. Millet almış koymuş işte yazın vesaire geliyorlar. Farklılar yani. Ben biraz daha gideyim bakayım. Ben merakımdan gidiyorum. Çok yer var da. Ben böyle dip dibe kalamam ya. Hayatta kalamam. Bir karavana 100 metreden daha yakın kalamam ben. Buralara gelmişken biraz daha gidelim bakalım. Ne var ne yok. Bu arada hava bayağı ısındı ya. Bu kadar değildi. Satılık keçi varmış. Bu arada bakın her yere bundan döşemişler. Yani helal olsun. Demek ki burası ciddi sel alan bir yer. Yol boyu bunlar. Yağmur logarı. Düzlük bir yer. Kesin bir yerde dere de vardır.
O dere sağlı sollu atar. Ta buralara kadar evler yapılmış. Lüks evler. Bakın bunlar çok eski. Bunlar çok lüks evler. Mesela Güney Sitesi diyor. Bunlar Ege Birlik Sevgi Konakları. Baya baya güzel ve lüks. İyi, en azından dip dibe değil. Ferah bir alan. Az katlı. Çok güzel evler ya. Bunlar sanki 90'larda yapılmış gibi. Daha yeni duruyor. Günaydın. Bugün mesaiye geç kaldım. Tabi 465, 514. Anladın, 3 gün. Teşekkürler. Günaydın. Sağ olun. Tekrar giriyoruz. 3 gündür girip çıktığım için buraya artık mesaiye geç kaldım diyorum. Saat 10'a geliyor. Bugün 3. koyumuza gideceğiz. Biliyorsunuz her gün bir koya giriyorum. Akşam da çıkıp dışarıdaki yerlerde kalıyorum. Bugün hava kapalı. Biraz rüzgar var sanki. Olsun. Keyfimiz yerinde olsun. Bunlar sorun değil. Daha büyük şeylerden Allah korusun. Karasu'ya gideceğim. Karasu'dan sonra herhalde bir tane daha yer kalıyor. Adım adım geziyorum. Belirteyim bunu. Bir bakacağım. Başka koy var mı? Ama Sisam Adası'na en yakın yere gitmek istiyorum. Ona da giderim. Ya bugün son girişim olacak buraya ya da yarın son girişim olacak. Burayı çok sevdim. Akşam kaldığım yer de güzeldi. Onu size gösteremedim. Maalesef şey doldu. Yani 7 saatlik SD kartımın komple kapasitesi doldu. Dün videolar yükledim. Dolayısıyla biraz yer açtım, 1 saat kadar. Bugünkü çekimi yeter. Bugün güzel sizle beraber yemek yapacağız. Özellikle kemikli ve kemik suyulu şeyler yapmaya çalışıyorum. Daha sağlıklı. Bu arada şap hastalığı artmaya başladı. O yüzden daha çok yerel kasaplardan çok Migros'lardan almaya çalışıyorum. Tabii ki siz kendi kasabınızı bilirsiniz ama ben bilmiyorum yani buradaki kasapları. Migros'ta aşırı derecede denetim var. Orada arkadaşım çalışıyordu, veteriner. Oradan biliyorum. Tabii ki yerel kasaplara gideceksiniz ama hani ben bilmiyorum. Siz sonuçta burada oturan kişi buranın kasabının gelmişini geçmişini bilir ama ben bilmediğim için çok da hani güvenemiyorum. İlk buraya gelmiştik hatırlarsanız. Serkan Beach diye geçiyor ama burası şey, Çeşmeler diye geçer. Çeşmeler koyu. İkinci koyuya ikinci gün gitmiştim. Orası da neydi ya? İsmini unuttum. Neyse, geçerken şimdi gösteririm size. Yani bu yol bile başlı başına bir güzellik. Öyle diyeyim size. Ne diyecektim? Ha, bugün pirzola ve şey aldım. Kaburga. Bir de pilav yapacağım. Pirinç pilavı. Akşam kaldığım yerde güzel bir köpeğim vardı. Çok tatlı. Biraz yemek verdim ama tam doymadı. Onları güzel paket yapıp bugün ona götüreceğim. Yani inanın sırf o yüzden biraz daha kemikli aldım. Suyunu vesaire de atmayacağım. Onları da bir kaba koyacağım. Hayvancağıza vereceğim. Bütün gece beni bekledi. Hak etti. Yani dediğim gibi hiçbir milli parkta bu kadar sıkı kontrol yoktur arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Yani burada sürekli jandarmalar tur atar. Sebebi de Sisam Adası'na çok çok yakın olması. Yani buradan rahatlıkla oraya yüzerek geçebilirsiniz. Bunu size söyleyeyim. Yüzerek geçersiniz.
yüzden kimlik kontrolü yapıyorlar vesaire. Sürekli jandarma tur atıyor. Aynı şekilde oradan buraya geçişleri de engelliyor. Hani kim geçer bilmiyorum da. Olabilir canım, kanun kaçağı da geçebilir yani, şey değil. Dolayısıyla sürekli bir denetim var. Jandarmalar da çok çok iyi ya. Yani çok şey çocuklar, nasıl diyeyim, çok kibarlar. Çok kibarlar, beyefendiler, hanımefendiler. Yani çok hoşuma gitti buranın jandarması. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Allah tüm askerleri korusun. Arkadaşlar, bu asfalt türü inanılmaz sağlam bir asfalt. Hani bilmiyorum, ben asfalttan anlamıyorum ama sert. Evet, arabayı kütürdetiyor. Ama yani bu asfaltı sökmeniz imkansız ya. Böyle düz şey, emanet bir asfalt değil. Belki de çok eski bir asfalt ama çok çok dayanıklı. Çok hoşuma gitti. Arabada trim yapıyor. Çünkü çakıl üzerinde gider gibisiniz ama baya baya güzel. Ben zaten güzel biraz oturacağım, bir şeyler içeceğim. Gazoz aldım. Sabahları seviyorum ya. Bu Sprite seviyorum. Fruko vesaire de güzel de. Ama bu Sprite sanki böyle içimi ferahlatıyor. Böyle bir tatlılığı var. Şu da dikkatimi çekti. Şimdi ben alıyorum, şuraya koyuyorum boş olanı. Onu küllük yapıyorum yenisini alana kadar. Bakın, o kadar kola koydum, şu koydum, bu koydum. Bir tek karınca gelmedi. Sprite'in içi karınca doldu. Yani tamam, o da şekerli, o da şekerli, evet. Peki buna niye geldi karı? Bak bak bak, geziyor. Hemen alt kokuyor, geziyor. Bak. Ciddi anlamda oraya gitmeye çalışıyor şu anda. Çünkü karınca yoktu. Yani bu Sprite gelince karıncalar niyeyse bir yerlerden çıkıyor. Daha mı iyi acaba, bilmiyorum. Bu arada havlumu genelde buraya koyuyorum. Çünkü ön taraf güneş aldığı için hemen kuruyor. Ayrıca burada sular var. Suları da güneşten koruyor. Çünkü suları güneşte bekletmek çok iyi bir şey değil. Yani şu an inanın 4 mevsim yaşıyorsunuz. 3 mevsim diyeyim. Sonbaharı, ilkbaharı, yazı, bir güneş açıyor. Rüzgar kesiliyor, yaz oluyor. Bir bakıyorsunuz soğuk oluyor. Yani ben de şaşırdım. Cidden kıyafet konusunda şaşırdım. Bakın üzerimde bu var. Üzerimde bu var. Altımda da şort var. Ne yapayım? Yani diğer türlü ateş basıyor. Biraz ince giyinirseniz bu sefer üşüyorsunuz. Bilmiyorum, bakacağız duruma göre. Neyse, bugün yemek yapacağız zaten daha çok. Bakın özellikle durdum. Bakın hemen geldi. Neredesin ya? Heh, bak. Hemen geldi. Yani bu ne ara geldi? Daha yeni aldım ben bunu ya. Oğlum dur, ben içeyim sonra. Dur. Sen şurada dur. Heh, buraya biraz dökeyim. Nereye gitti? Dur. Heh, sen orada biraz oyalan. Ben bitireyim, sonra veririm sana. Garip bir şey bu Sprite ya. Dün geldiğim yer Aydınlık burası. Şimdi bir 3-4 kilometre sonra şeye doğru gidiyoruz. Bu arada ileride bir gökkuşağı gördüm. Çok güzeldi. Bilmiyorum görünüyor mu? Ama onu yakalayıp size göstereceğim özellikle. Thank you.
Yavrular, domuzcuklar, ay yavrular, canlar ya. İşte arkadaşlar, o yüzden tabela boşuna koymuyorlar. Küçücükler ya. Evet, nereye gittiniz? He? Bak. Gel kızım, gel. Gel domuzcuk, gel. Gel aşkım, gel. Dediğim gibi insana alışık takım. Yavru domuzcuk. Şu gidiyor. İşte bakın, o yüzden yavaş gideceksiniz. Boşuna uyarmıyorlar. Nereye gitti bunlar ya? Arkada bana bakıyor. Aynadan bana bakıyor. Alışkın çünkü bunlar şeye. Küçük küçük geziyorlar ya. Zararsız hayvanlar bunlar. Tabi yavrular yanındayken hani çok fazla yaklaşmayın. Sonunda çekebildik. Hem de güzel yavru domuzlar. Anneleri çevrelerindedir ama büyük ihtimalle, çünkü çok küçükler. Şu suyun güzelliğine bakın. Böyle bir renk yok herhalde ya. Dünya üzerinde böyle bir renk yoktur. Şimdi o koya gireceğiz. Neydi? Karasu mu? Ama bakın, aydınlık neymiş? Ha, burası neresi? Şimdi yol ayrımına geldik. 1100 metre diyor. Jandarma varmış. Ha arkadaşlar, 1 kilometre içeride jandarma var. Bizim orayla bir işimiz yok o zaman. Tabii jandarma iç noktası var demek ki. Biz buradan devam edelim. Ya bu arada bir şeyler yağıyor ufak ufak. Ama o kadar ince ki. Sanki toz dökülüyor. Kanyonmuş. Yürüyüş yeri ama kapalı. Kış olması dolayısıyla. Çok güzel yağmur yağıyor şu an. Yokuşa olması normal. Kavaklı Burun'a geldik. Yani bu çok yer var. Karasu zannediyorum, Kavaklı Burun'u. Bakın ama şunu göstermem lazım kaybolmadan. İnşallah görünüyordur. Gökkuşağı. Keyifli, güzel video sizi bekliyor. Eğer hani kanalımı beğendiyseniz abone olun, beğenin. Ne bileyim, bu tarz videolardan hoşlanan arkadaşlarınız, akrabalarınız vesaire varsa onlara link atabilirsiniz, videoma atabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar iyi olur. Yani toplumun güzel şeylere ihtiyacı var. Ben de mümkün olduğunca onları sizlere göstermeye çalışıyorum derken geldik sahilimize. Çok güzel ya. Hepsi birbirinden yani parmak izi gibi. Yani kıtalar, yeryüzü, arazi, öyle bir şey ki. Buraya güneş panelleri var. İşletme var herhalde burada.
gökkuşağı. Şuradan Yunan adası Sisam. Şuradan gidiyor. Çok büyük bir alan. Nereye park edeyim? Aa, bu tarafa gidiyormuş. Tamam da bugün yemek yapmadık. Çok açığa git, ağaç altına gitmeyeceğim. Çünkü buraya da, burası da çok kalabalık olmuyor, söyleyeyim size. Daha çok o ilk iki, bakın şurada yol kenarında duracağım. Güneş panellerim de doğsun. Nereye gidiyor böyle ya? Harika bir yer. Tabii ki böyle yerler olsun, böyle yerlerin işletmeleri de olsun. Yani insanlar sonuçta bir şeyler almak isterse, yemek yemek isterse gelsin yesin. Ama komple kapatmasına karşıyız biz. Şimdi bu güzellikler varken yani karda kışta ne işim var? Yani karda kışta hiçbir yer görünmez ki zaten. Yani orası, oraları yazın gideceksin, doğal güzelliklerini göstereceksin. Yani ben videomu daha çok size göstermek için, yeni yerler keşfetmek için gösteriyorum. Bir tane daha köpüşümüz çıktı burada. Bu da bekçisi buranın. Eyvah eyvah, bizimkinin nafakası gitti herhalde. Ya bunların da hepsi birbirine benziyor ya. Kışım, ne yapıyorsun aşkım? Jandarma burasıymış. Pardon, ben de gidiyorum, çekim yapıyorum. Bir anda önüme jandarma çıktı. Şaşırdım yani, hiç beklemiyorsun. Hani işte karakol komutanlığı sebebi de işte burada Avrupa topraklarına, yani Yunan adasına yakın olması. Buradan görüyorum arabanın gitmediği birçok ileride yerler var. Bakın buradan yürüyerek gidebilirsiniz. Keşfediyoruz. İleride bir yer daha var. Burası da çok güzel. Köpüşüm de beni takip etti. Canı sıkılmış. Ve gördüğünüz gibi içeriğim mındar ettiler. Ya herhalde benim karavanda yaşayan bir koloni var. Yani çok değil, çünkü çok yerde görmüyorum. Bir sürü. Tabii benim karavanda yaşıyor arkadaşlar bunlar. Çünkü ben bunu aldım, Migros'tan çıktım, açtım, 5 dakika içinde karınca gördüm. Ay canlarım benim, niye söylemiyorsunuz ya, sizi beslerdim. Şimdi ben bunları şunu komple buraya koyayım. Bunlar bir şekilde halletsinler. Bunlar benim karavanda yaşıyor ya. Evet. Böyle rahatsız edecek bir yoğunlukları yok. Bu şekilde, dediğim gibi, burası normalde otopark kısmı aslında ama yumuşak, yani boğulmasa araç batardı, çakıl olduğu için. Ben de zaten kenara park ettim. Gelen kişiler de buraya çok gireceğini zannetmiyorum, genelde oraya park eder. Yani oturacak yerler burada. Bunları kullanmam ama kalabalık olacağını zannetmiyorum. Ve arkadaşlar, ilginç bir şey var. Bakın, annemi arıyorum. Hani internet çekmediğini belirtmek istiyorum. O aritmos που kalesate δεν είναι σωστός. Για πληροφορίες καταλόγου παρακαλώ καλέστε 1833 με χρέο. Yani Yunan hattı çekiyor burada. Neyse, bir şekilde WhatsApp'tan gider mesajım. Park ettik. Artık dünyayla bağımız koptu. Sadece dostum köpüşüm var. O da esniyor. Karavanım güzel yerde. Açık alanda. Yani burada sınırsız bir şey var. Bu Dilek Yarımadası'nda sınırsız bir olanak var. Yani buraya yakın yerde oturanların, ne bileyim, her gün buraya gidip gelmesi çok çok mantıklı. Çok çok doğal. Ben olsam, yani bu yakınlarda otursam, haftada en az 2-3 gün sabah erkenden kalkarım, gelirim şuraya otururum. Bütün gün denize gir, çayını iç, kahveni iç. Bir de burası serin olur. Yazın öyle çok sıcak olmaz çünkü rüzgar alan bir bölge. Harika manzarası var. Tabii yazın burası daha bir böyle tam yaz havası olur. Hava aşırı rüzgarlı olduğu için karavanımı
böyle park etmiştim. Fakat şu an baktım rüzgar dağ tarafından esiyor. Yani Poyraz olarak estiği için karavanımı yan çevirdim. Şu an hiçbir şekilde buraya rüzgar vurmuyor. Zaten birazdan güzel bu kaburgamız, bu pirzolamız. Bunları niye aldım? Kemikleri yani etini, et suyunu kavanoza koyup saklayacağım. Şeyler için, hani bir sonra yapacağım yemekler için, bir de pilava katacağım. Pilav da yapacağım yanına. Ayrıca arkadaşlar buna pul biber, kekik, nane çok ekmeyeceğim. Çok az belki tadımlık eklerim. Sadece tuz ekleyeceğim. Zeytinyağıyla terbiye edeceğim. Ondan sonra güzel haşlama şeklinde yapacağım. Yani su koymadan kendi kendine, kendi buharı ve suyuyla olacak. O şekilde çok yumuşak oluyor. Ben öyle seviyorum ya. Bunu tavaya atıp cızır cızır yaptığın zaman olmuyor. Yani kayış gibi oluyor. Ne yaparsanız yapın olmuyor. En güzeli sabırlı olacaksınız. Bir saat boyunca kendi kızık ateşte yavaş yavaş pişecek. Ben tavuğa da bunu yapıyorum. Ete de bunu yapıyorum. Ayrıca şunu belirtmek isterim. Şimdi eti ellediniz. Eti çıkardım. Eti terbiye edeceğim. Okey. Amenna. Eti elledikten sonra mutlaka elinizi bol sabunlu suyla ve bol suyla yıkayın. Çünkü biliyorsunuz yani buradan parazit geçebilir, tenye geçebilir, başka bir şey olabilir. O yüzden özellikle ona dikkat edin ki çeşitli hastalıklara sebep olmasın. Özellikle çok et tüketenler için bunu söylüyorum. Olmazsa olmamız olmaz. Tekirdağ altın serisi rakımı koydum. Her zaman içmiyorum. Dediğim gibi haftada 2-3 gün böyle güzel yemekler yapıp sizinle paylaşırken güzel oluyor. Yani cidden güzel oluyor. Şu anda hiçbir şekilde teknoloji yok. Yani telefonlarımın hiçbiri çekmiyor. Annemi aramaya çalıştım. Yunan hattı çekti zaten. Zaten annem anlar. Yani çünkü ben söylediğim şuydu. Hani telefon çalıp bakmamak ayrı, ikisinin de kapalı olması ayrı, iki hattımın da kapalı olması, işte WhatsApp'a şey gelmemesi ayrı, bu ne demektir? Çekmiyor demektir. Zaten sabah yazıştığımız için çok gün içinde arayacağını da zannetmiyorum. Aksi bir durum olmazsa. Onun dışında üst tarafı açtım. Bu üst taraf güzel çekiyor ama rüzgar yönünü açmadım. Yani rüzgar buradan esiyor. Rüzgar olmayan tarafı açtım ki buradan duman rahatlıkla çıksın. Çünkü rüzgar olan yeri açtığım zaman direkt içeri tekrar verir. Önce etimi güzel haşlama şeklinde kavuracağım. Suyunu ayıracağım. Önce köpüğünü alacağım. Sonra suyunu ayıracağım. Güzel tuzumuzu, muzumuzla, zeytinyağıyla terbiye edeceğim. Zaten öncesinde etimiz pişmeye yakın pilavı koyacağım. Pilavı yapacağım. Orada bir köpüşümüz var. Ben dedim akşam ona götürürüm dedim de yok yani ben buna veririm. Onun için giderken bir şok ya da bime uğrayacağım. Bir tavuk salam almayı düşünüyorum. Büyük jumbo. Çok bir şey değil. 20-30 lira herhalde. Ya köpek ve kedi maması almayı düşünüyorum ama koyacak yer nereye koyabilirim onu düşünüyorum. Bir de zaten yemek yapıyorum ben yani veriyorum. Bu daha zevkli. Hayvanlar güzel bir şekilde besleniyor. Hayvanlara mümkün olduğunca çiğ et vermemeye çalışıyorum. Çiğ kemik. Yani biraz yaparken de çevremi de düşünüyorum. O yüzden sadece tuz ekeceğim. Çünkü hayvanlar pul biber, kekik, nane vesaire hoşlaşmayabilirler. Burada şu an kimse yok. Dış çekimi şey yapacağım. Bakın şu şey Yunan sahil güvenlik karşı taraf Sisam Adası yeni açanlar için söylüyorum. Şu an kimse yok. Birilerinin geleceğini de zannetmiyorum. Hemen 100 metre ötemde jandarma karakolu var. Tek başımayım. Yani bir burada tek başımayım. Bu da ilginç bir deneyim. Kimse yok. Teknoloji yok. Hiçbir şey yok. Hani bazen açıyordum işte yemek olurken müzik dinliyordum vesaire o da yok. Ama şey vardır ben aracın radyosunu açarım güzel Yunan müzikleri, Greek müzikler dinleyebilirim. Onların müzikleri de çok hoşuma gidiyor. Ya biz akrabayız aslında ciddi ciddi akrabayız. Yani baktığın zaman bizim Trakya, Ege, Yörükler, Akdeniz yani biz artık 500 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir yerden bahsediyoruz. Bütün kültürümüzü almışlar, biz onlardan aldık vesaire.
Ama onlar balık kültüründe bizden çok çok ileride. Onu söyleyeyim yani deniz mahsulleri konusunda Yunanlar başka. Tamam diğer işte etmiş, baklavaymış, cacıkmış vesaire bunlar. Tabii ki geyikleri çok yapıldı. Ama onların yaptığı yani giden arkadaşlarım vardı. Ahtapotlar, balıklar, kalamarlar. Ne bileyim istiridyeler, midyeler, envai çeşit balık ürünleri vesaire yosunu bile adamlar kullanıyor. Dolayısıyla onlarla aşık atamayız. Evet biz üç tarafımız denizlerle çevrili ama onlar bunu biraz daha farklı yapmışlar. Daha sanatsal yapıyorlar. Tabii ama diğer hamur işleri, et vesaire konusunda biz üstünüz. Üstünlük diye bir şey yok. Ben Yunanlıları ciddi anlamda akraba olarak görüyorum. Yani sanki böyle ayrılmışız gibi. Hani o şekilde düşünün. Çok benzer yönlerimiz var. Tiplerimiz bile benziyor. Yani baktığınız zaman onlar da böyle aman aman sarışın mavi gözlü değil arkadaşlar. Yani bir şeyle kıyaslamayın. Hani İsviçre, İsveç tarzı kıyaslamayın. Bu arada bir anda korktum. O kadar konuştum. Ya dedim ben kamerayı açtım mı dedim vesaire. 6 dakikadır konuşuyorum. İyi oluyor. Alkol çeneyi açıyor ama biraz sonra susacağım. Güzel yemeğimizi yapacağız. Cızır cızır. Sizlerle paylaşma hoşuma gidiyor. Tekrar ediyorum. Eğer ben hani bu çekimleri yapmadan karavanla çıksaydım bu kadar tad alamazdım. Yani ben isterim ki şu keşke yanımda birileri olsa böyle bir 10 kişi olsak da bunları yapsam da servis etsem vesaire. En azından bu şekilde kendimi tatmin ediyorum. Ciddi anlamda ben bu işi işte YouTube geliriymiş, paraymış, pulmuş, şuymuş, buymuş. Ya bunları geçin arkadaşlar. Yani ben YouTube'dan para kazanmak istesem farklı şekillerde de yaparım. O ayrı. Ama ben dediğim gibi hem gezmek istiyorum. Gezerken de bunu paylaşmak istiyorum. Yani birbirini doğuruyor. Geziyorum, paylaşıyorum. Dolayısıyla paylaştıkça para kazanıyorum. Bunu ben bir yorumda bahsettim hatta ismini hatırlamıyorum. Bir arkadaşım, takipçim yorum yaptı. Yaşı benden küçük büyük ihtimalle. Dedi abi dedi sen dedi sırf para kazan diye telefonu açık bırakıp uyuyorum dedi. Bu beni çok duygulandırdı. Ben de dedim sana söz. Buradan kazandığım her kuruşu karavanıma yatıracağım. Bu gezilere yatıracağım. Sizlere daha iyi hizmet sunacağım. Yani ne bileyim bir sürü şey var. Mesela bu kameralar evet çok güzel ama zoom yapamıyor. Ben isterim ki şimdi şu Yunan adasına bir zoom yapayım değil mi? Oradaki yerleri size göstereyim. Yani bu tarz bir kamera da 50-60 bin lira arkadaşlar. İşte karavanımı daha da büyütmek istiyorum. Bir hayvan edinmek istiyorum. Tabii o hayvan edinme konusu çok kararsızım ya. Bu sokak hayvanlarını görünce alasım gelmiyor. Çünkü her yerde benim dostum bunlar. Şimdi onları alırsanız bunları ihmal edersiniz. Bilmiyorum böyle bir kararsızım. Ama dediğim gibi her şey kısmet. O kendi ayağıyla gelir. Bir bana sığınır. Yavrudur. Hastadır. Ben onu alırım, sahiplenirim, tedavisini yaparım. Ve o ayrı mesele ama bilmiyorum. Yani o konuda ciddi anlamda kararsızım. Zaten onu aldığım zaman o bir can. Yani ben onu evladım gibi benimserim. Asla da bırakmam onu söyleyeyim size. Yani başkasına dahi vermem ne kadar. Çünkü o başka bir travma. Baldızımla görüştüm. Geçen bir köpek edinmiş. Almış daha doğrusu. Facebook'ta görmüş. Kaybolmuş ya da bırakılmış bir köpek. Gitmiş gitti aldı onu. Allah'ım bir seviyor. Köpek bir dakika yanından ayrılmıyor biliyor musunuz? Bir dakika. Görüntülü görüştüm. Ya köpek böyle dizinin dibinde. Çünkü o hayvan travma geçirmiş. Yani onun bırakılma ya da kaybolma travması geçirmiş. Tekrar sahibinin bırakacağını zannediyor. Ya bir dakika ayrılmaz mı ya? Onun resmini de size artık göstereceğim zaten. Güzel şey dikmiş. Kıyafet dikmiş güzel hayvana. Çok tatlı. Çok çok güzel. Çok akıllı, uslu. Bütün gün şımarıyor. Erkek, böyle cins bir köpek, onu söyleyeyim size. Hani kafası kurt, bedeni daha kaniş tarzı, böyle basık bir köpek. Gözleri çok güzel vesaire. Dediğim gibi hayvanlar travma geçiriyor. Yani bunun günahı başka, ha almışsınız bir çocuğunuzu bırakmışsınız, ha onu bırakmışsınız vesaire. Velhasıl kelam öyle arkadaşlar. Muhabbetimizi ettik. Dediğim gibi abone, bu daha önce hiç söylemiyordum dikkat edin, abone olursanız
paylaşırsanız, beğenirseniz, yorum yapmak zorunda değilsiniz. Yani yorumu ayrı. Hani benim için beğenmeniz önemli. Yorum olsa da olur, olmasa da olur. Yani kendinizi çok da yormayın. Yani yorum yapmak için de yorum yapılmaz yani. Onu da söyleyeyim size. Ayrıca ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyidir. Eşinize, dostunuza, akrabalarınıza linkimi atın. Çünkü herkese ya sevmeyen insan yoktur ya. Yani ben şöyle görüyorum. Hani doğa, gezmek, karavan, açık hava, taze meyve sebze, yemekler, ne bileyim, görmediğimiz yerler. Bunları izlemeyen insan var mıdır herhalde, bilmiyorum. Dediğim gibi tekrar, abone olursanız, ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi, cidden iyi. Ben asla dizi izlemedim, Türk dizilerini asla izlemedim. İzlediğim birkaç tane vardır. Ezel'i izledim mesela. Ezel güzeldir. Yani benim gözümde Ezel farklıdır. O dayı olsun, Ezel olsun, ya onlar farklıdır. Başka çok severek izlediğim diziler, Bizimkiler dizisi vardır. Bakın dikkat edin, genelde gerçekçi ve samimi dizilerden ve iyi oyunculardan oluşan dizilerden bahsediyorum. Onun dışında şimdi aklıma gelen, çok nadir izlerim. Öyle diyeyim, çok nadir izlerim. Çünkü diziler bize sürekli negatif enerji pompalar, negatiflik. Ya bakıyorum, ne bileyim, kadın diye bir, yok kadın değil, üç kız kardeşim, kadın mı? Annem izliyordu. Ruh hastası dedim, anne bunlar ruh hastası. Kadın bağırıyor, dövünüyor. O anda sizin keyfiniz ne kadar yerinde olursa olsunuz, siz de onun hislerini hissediyorsunuz. Bedava işkence çekmektir bu ya. Başka bir şey değildir. Zaten evinin, bütün gün evinde televizyon karşısında geçen insan, benim videoların işi olmaz. Ben onlarla hiçbir alakam yok zaten. Onu size söyleyeyim. Onun dışında dediğim gibi hani ben güzel... Aha, mesaj geldi. Aa, iyi, annem aldı mesajı. Dur bakayım ne yazmış anacığım. Ne yazmış? Tamam demiş. İyi, güzel, sevindim arkadaşlar.
Ve yemeğimizi yedik. Güzel ocağımızı sildik. Bulaşıklarımızı yıkadık. Yerine yerleştirdik. Bunları böyle yapıyorum. Çünkü giderken ses yapmasın diye. Çiçekleri bir de giderken hani burada işim bittiği için toparlayıp öyle bırakacağım. Zamanı geldiğinde gidelim. Bunları da bu şekilde koyuyorum. Şunu da şöyle yapıyorum. Şunu da sıkıştırıyorum. Çiçeklere hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Tamam, karavanımız hazır. Dışarı gideyim. Güzel gezeyim. Çekim yapayım. Gelince de hemen çıkalım. Ve yarın tekrar gelmek üzere Milli Parkımızdan ayrılıyoruz. İnanın ben hiçbir zaman böyle bir yolda gittiğimi hatırlamıyorum. Bakın. Ya bildiğin yemyeşil ortada bir yol var. Hiç o kadar navigasyon kurdum. Hiçbir zaman böyle bir yoldan gittiğimi gerçekten hatırlamıyorum. Ve arkadaşlar çıktık. Tekrar yerimize geldik. Buradaki söz verdiğim gibi ben köpüşüme piliç büfe salam aldım. 40 lira az az vereceğim. Diğerlerine de vereceğim. Bayağı yeter. Yemiyorum ya artık. Ben yani hiç yesim yok bunlar. Artık sıkıldım. Dolayısıyla köpüşlerime vereceğim. Burası da çok güzel. Çok güzel bir sahili var. Henüz inmek nasip olmadı da yarın ineceğim ben bir ara. Köpeğim yok bu arada. Burası böyle boş. Ben merak ettim hani nedir ne değildir burası diye. Burası Luna Park arkadaşlar. Luna Park'mış daha doğrusu. Nasıl öğrendim? Navigasyonu kurdum. Navigasyonda burayı Luna Park olarak gösteriyordu. Öğrenmiş oldum çünkü bir şeye benzetemedim. Yani böyle yerler asfalt, yıkılacak bir şey de yok. Dedim hani kaçak yapım vesaire yok. Luna Park'mış burası. Burası mı şurası mı herhalde iki taraf birden. Kaldırmışlar. Şeye uygun değil ya da iş yapamadı. Bugün rüzgar var ama soğuk değil. İlginç bir şekilde mesela hava bugün bulutlu. Ve fakat kolektörler acayip doldu. Yani 14'e kadar çıktı. Fulledi neredeyse. Demek ki bu biraz daha ısıya bakıyor. Çünkü bugün diğer günlerden daha sıcak. Bakmayın rüzgar var ama rüzgar olmaz. Hava ciddi sıcak. Onu da öğrenmiş olduk. Şimdi ne yapacağım? Biraz oturacağım. Burada biraz oturayım. Kapı eşiğinde. Ya bu tabancaya benziyor ya. Oyuncak tabanca değil. Silikon tabancası biliyorsunuz. Silikon yapacağım.
Kasadaki kız sağ olsun Osmanlı şerbet ikram etti. İkram değil de hani onlar komisyon alıyor. Ben de kırmıyorum. Hani çikolata vesaire almıyorum Recep abla ama bu güzel Osmanlı şerbeti. Bunu bir deneyeceğim ya. Çok severdim annem falan çok yapardı. Bitiremediler bir türlü Sprite'ımızı. Kaçıyorlar. Yok. Oo arkadaşlar benim karavanda koloni kurmuş bunlar ya. Cidden koloni var. Yani işin ilginç bak nasıl çıktılar. Yani işin ilginç tarafı ben bunları hiçbir zaman görmüyorum. Görmüyorum yani hiç ortada değiller. İnanın şurada bir yerdeler. Yani şuralarda bir yerde yuvaları var. Normalde ben hiç görmedim. Yani görsem söylerim. Tek tük görüyordum. Hiç buzdolabının içinde, buzdolabının yanında asla. Yerlerde kırıntı oluyor. Orada da yoklar. Şuraya bir yuva yapmışlar. Akıllılar. Ben de bundan sonra orayı, onları beslerim ya. Sorun değil. Ah bir top oynayan biri olsaydı ne güzel top oynanırdı burada. Vallahi şöyle iki kişi ya da dört kişi olsa. Bu arada karşıda gördüğünüz siteler uzak. O bir. İkincisi şeyle otlar büyük olduğu için hani görüntü olmuyor. Üçüncüsü onlara dönük değilim. Dördüncüsü de boş. Hepsi boş. Özellikle onlara bakıyorum ben. Mesela bakın orası dolu olsaydı böyle kenar olmazdım. Yani karşı taraf da boş. Hani daha ortaya alırdım. Benim tombişimi arıyorum. Benim tombişim orada yatıyormuş. Gel buraya gel. Salam var gel. Gel kuzum gel sana söz verdim ya. Sırf senin için geldim ha. Gel, gel kuzum gel. Ay çok da utangaçım ya. Gel kuzum gel gel. Ya bak sana sürprizim var gel. Gel canım gel. Gel bak. Bak sana ne aldım kuzum. Sırf senin için aldım ha. Dur 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 öyle öyle. Bak burnunu sokma dur. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş vereceğim. Oh mis gibi de koktu değil mi? Al bakayım. Şş, diğerlerine verme. Tamam. Hey. Biraz yavaş ye. Yuttu. Çok mu güzel? Kilolu gibi de duruyor. Kilolu mu değil mi? Yuttu. Vereyim mi? Dur. Çok akıllısın sen ya. Çok da sevimlisin ha. Çok kibar. Ya biraz çiğne oğlum. Çiğne çiğne. Ya hayvanlara yemek yere atmaya çok taraftar değilim ama ne yapalım işte. Elde verilecek gibi olmuyor bazen. Çok güzel değil mi? Gelen var mı? Al çaktırma. Sana kıyak geçeceğim. Sana biraz daha vereceğim. Tamam. Kalanı da yarın sabah vereceğim. Olur mu? Bu böyle. Kalan da yarın sabah vereceğim. Tamam. Bugünlük yeter sana. Çaktırma çaktırma. Gelmesinler almasın. Onlara bakan var oğlum. Onlara bakan var. Gerçekten arkadaşlar onların sahipleri var orada başka bir karavan. Bu garibin burada boş karavanı bekliyor ya. Anlamadım ki. Sahibi var mı yok mu? Gitmiyor da. Hı? Oh. Bunu da vereyim. Son. Hı. Tamam. Bitti. Tamam. Bu yarın. Yarın. Tamam mı kızım? Yarın. Tamam mı bebeğim? Hah. Hadi yarın. Yarın geldiğinde sabah gitmeden beni gör. Tamam aşkım? Hadi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yarın. Yarın kahvaltıya bekliyorum seni.
Yarın kahvaltıya gel. Hadi. Bay bay. Bay bay. Şu aldığımızı da dolaba koyalım. Bunu deneyeceğim. Yedi gidiyor. Ara ara da arkasına bakıyor. Ama çok sadık oraya. Hay canım, bak görüyor musun? Adalet hak yerini bulsun diye tam gitti ortamıza yattı. Ne bura, ne ben, ne o. Bu arada buradaki bazı çekme karavan sahipleri sezonu başlatıyor sanırım. Çünkü arabayı yanaştırmış, çeki demiri de var. Yeşilin arkasındaki. Bir sürü eşya var dışarıda. Herhalde karavanı çıkarıyor, havalandırıyor. Artık alınabilir yani. Karavan sezonu ufak ufak açıldı. Tatilciler gelir. Buradan bizi Uşak'tan izleyen takipçilerim varsa, bakın burada tatil siteniz varmış arkadaşlar. Uşaklılar tatil sitesi. Buraya gelebilirsiniz yani. Öyle yazıyor, ne yapalım. Buradan da Uşak'a selamlarımı yolluyorum. İşte arkadaşlar, dışarıyı gösterecek olursam durum bu şekilde. Bakın buradan çok büyük yer almıyor. Ama ağaçlara dikkat ederseniz. Aracımızın diğer tarafına baktığınız zaman yoğunluğu daha rahat görebilirsiniz. Balıkçı amca moduna girdikten sonra şimdi aracı da böyle kullanacağım. Önce su almaya gideyim. Suyumu alayım. Sonra üzerimdekini çıkarıp markete giriş yapacağım. Gayet güzel, rahat. Hoşuma gitti. Şunu da bağlayayım. Botumu da giyeceğim. Çünkü bizim karavanda hastalanma gibi bir lüksümüz yok arkadaşlar. Evde olsam belki bu kadar dikkat etmem. Bir de yaş ilerledikçe insan, İnanın daha çok dikkat ediyor sağlığına. Tabii eskiden diyorsunuz ya, annem bakar, işte babam bakar, eşim bakar, ablam bakar da. Şimdi ben yabancı bir yerdeyim arkadaşlar. Yani gidebileceğim en kötü yer sağlık ocağıdır. Ama kolumdan tutup götüren biri yok. Böyle gariban gariban durdum vesaire. Benim için de yeni bir deneyim olacak. Çünkü hiçbir zaman hep şansıma gelmedi. Böyle fırtınalı, bozuk havalarda hiçbir zaman su almadım. Yağmurlu ilk defa giyiyorum. Rüzgar da var. Yani tek yağmur olsa sorun değil. Rüzgar da var. Rüzgar şiddetli. Yani 30-35 kilometre hızla esen bir fırtına. Rüzgar da değil, fırtına. Ve poyraz, yani dağlardan geliyor. Lodos şeklinde de değil. Ve yolumuza çıkalım. Aracımızı çalıştıralım. Bunu açalım canım. O kadar da değil herhalde. Evet. Şimdi istikametimiz su almaya.
yazlıkların hepsi boş. Yani çoğu toplanmış zaten. Adı üzerinde yazlık. Ama yaz kış yaşanabilir ya. İşi olmayanlar zaten belli cam balkon yapmışlar. Bu arada ben yola ilk çıktığımda böyle yol müsaitse böyle birinci vites ağır ağır gitmeyi seviyorum. Sanki dinleniyorum bir süre. Sonra hızlanıyorum. Ama ilk başta böyle gitmek beni rahatlatıyor. Bilmiyorum niye. Ve suyumuzu da aldık. Çeşme çok yoğun ya. Her gelenle muhabbet ediyoruz sağ olsunlar. Yerler tavsiye ediyorlar. Buranın halkı iyi ya. Bu çeşme çok yoğun. 1956'dan beri var bu çeşmecik. Evet, şimdi markete gidebiliriz. Ve marketimize geldik. Hava bozmaya devam ediyor. Hemen yakında A101 varmış zaten. Ve alışverişimizi yaptık. Gerekli malzemeleri aldık. Şimdi karavanımıza tekrar gidiyoruz. Hava bayağı ısındı ya. Ya da bu aşırı terletti. Çok bayağı sıcak tuttu beni. Of.
Şimdi tekrar yuvamıza gidiyoruz. Ve bilerek böyle yanaştım. En azından denizin dalgalarını görebilmeniz için. Burada da yürümek nasip olmadı bir türlü.